Herkese merhabalar. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Banko sınavlarda çıkabilecek yeni animasyonlu sorular sizleri bekliyor. Başarılı olmak için mutlaka kanalımızdaki daha önce atmış olduğumuz konu ve soruları tekrarlayarak sınavlarınızda 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Başarılar diliyoruz. Hemen başlıyoruz. Beğeni yapmadan başlamayalım arkadaşlar. Evet, birinci soru gelsin. Sayfalarımızdan bizleri takip edin. Sınavlarda çıkacak konu ve soruları değerlendirerek başarılı olabilirsiniz. Birinci soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi araçların tekil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekte görevlidir? Burada soru net arkadaşlar. Araçların tescil işlemlerini kim yapar? Hiç şıkları okumanıza bile gerek yok. Tescil, araçların ruhsatları değil mi? Ruhsat ehliyetinizi veren müdürlük, bakanlık neresidir? Tabii ki emniyet verir arkadaşlar. Emniyet Genel Müdürlüğü'dür. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. İkinci soru şöyle. Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir? Banket, ana yol, geçiş yolu, bağlantı yolu. Bir kavşak yakınında karayolu ve taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan yol tabii ki arkadaşlar bağlantı yoludur. Değil mi? Bağlantı yoludur. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Üçüncü soru şöyle. Verilenlerden hangileri geçiş üstüne sahip araçlardandır? Hemen geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır dediğine göre geçiş üstüne sahip araçların hangilerinin olduğuna bakalım. 1. İtfaiye araçları geçiş üstüne sahip araçtır. Toplu taşıma araçları geçiş üstüne sahip değildir. Yaralı ve acil hasta taşıyan taşıtlar yine geçiş üstüne sahip araçlardandır. Burada 1 ve 3, 1 ve 3'ün olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü soru geldi. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerini sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer istirahate çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları zorunludur, mecburidir? Arkadaşlar 24 saat süre içerisinde bakın bu çok önemli. Toplamda 9 saat araç kullanabiliriz. Devamlı olarak 4,5 saat araç kullanabiliriz. Mola sayımız bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. 45 dakikadır. 45 dakikalık molaları 15'er dakikalık aralıklarla da kullanabiliyoruz. Bize burada molayı verdiği için bakın molayı sormuş. 45 dakikadır. Doğru cevap Denizli seçeneğidir. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuz böyle bir durumda ne yaparsınız diye bir soru sormuşlar. Bakın. Hızını azalt ve gerekirse dur, hızlan. Çünkü geçiş hakkı sizde. Karşıdan gelene selektör yap. Karşıdan gelenlerden önce köprünün altından geç. Şimdi böyle bir durum. Durum söz şöyle arkadaşlar. Bakın köprüye yaklaştığınızı karşıdan gelene yol ver işareti var. Kırmızı yönde hareket ediyoruz biz. Şu anda bakın kırmızı yönde hareket ediyoruz. Ve karşıdan gelen bir aracımız var. Karşıdan gelen araca geçtikten sonra yolumuza devam etmemiz gerektiğini bize kuralımız söylüyor. Yani burada hızını azalt, gerekirse dur diye bizi nedir uyarıyor. Burada arkadaşlar bir nolu burada olduğunu düşünün. İki de karşıdan geliyorsa öncelik hakkı ikinindir. Karşıdaki yani siyah noktadan gelen
araç sürücüsü öncelik hakkına sahiptir. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığı birinci defa tespit edilen sürücüye hangi ceza verilir? Hangi cezai müeyyide uygulanır? Böyle bir soru da arkadaşlar alkolle ilgili konuları anlatırken söylemiştik. Birinci defada 6 ay süreyle ehliyetine el konulur. Trafikten men edilir. Gerekli para cezasına çarptırılır. Bakın birinci defada 6 ay. Şöyle yazalım aklınıza kalsın. İkinci defa 2 yıl. Üçüncü defada da 5 yıldır. Bunların hepsinde trafikten men edilir. Gerekli para cezasına çarptırılır ve puan cezasına çarptırılır. Bize birinci defa sorduğu için hemen 6 aya bakalım. Sadece para cezası verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Evet, cevabımız direkt Bursa seçeneğinde çıktı bakın. Sürücü 5 yıl süreyle geri alınır. 5 yıl süreyle geri alınması arkadaşlar 3. defada yapılıyor. Sürücü belgesine süresiz olarak el konulur. Süresiz el konulma arkadaşlar alkolde yok. Evet geçiyoruz hemen diğer sorumuza. 7. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak? Şimdi bakalım. A. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi yasak değil. B'ye bakalım. 2'den fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi. Şimdi burada arkadaşlar 2'den fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasaktır. Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Diğer şıklarınızı okumanıza da hiç gerek kalmadı. Değil mi? Diğer şıkları okumaya gerek yok. Geçiyorum hemen diğer sorumuza. Bu soru arkadaşlar animasyonlu bir sınav sorusu. Bakın hemen animasyonumuza bakalım. Şöyle animasyonumuz hareket halinde devam ederken biz de soruyu okuyalım. Araç sürücüsü trafik ışığı yeşilden sarıya döndüğü esnada. Evet, bakalım. Yeşilden sarıya döndüğü esnada. Yani şöyle bir daha devam etsin. Devam etmiştir. Durumla ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir? Evet, bakalım. Bir. Şöyle kalemimi tekrar alalım. Vurgulayıcı kalemimiz. Bir, her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı. Kesinlikle arkadaşlar. Yeşil ışık yansa bile yeşil ışık size yansa bile mutlaka hızınızı azaltmalısınız. Kontrolü geçmelisiniz. Bir, yapılmalıdır. İki, yeşilden sarıya dönen trafik işaretini gördüğünüzde kırmızı ışın yanması için beklenmelidir. Evet. Yeşilden sarıya. Şimdi bakın şurada hemen size şöyle bir şey yapalım. Bakın şurası yeşil. Bu da sarı. Yeşilden sarıya döndüğü esnada daha sonra kırmızının yanacağını bize işaret ediyor ışıklar. O zaman da yine ne yapman gerekiyor? Tabii ki durman gerekiyor. Yani durmaya hazırlanman gerekiyor. Güvenle duramayacak mesafede ise geçişini tamamlamalıdır. Evet, güvenle duramayacak kadar. Kavşağa girmişsen orada trafik kazasına sebep olmamak şartıyla. Bakın yine yol kavşağı tamamlamak zorundasın. Denizli seçeneğidir doğru cevap. Animasyonlu sınav sorusu mutlaka yine sınavınızda çıkabilir. Ve 8. sorumuza geçelim. Pardon, 9. soru. 9. sorumuz şöyle. Yolda seyir halinde giderken şeritte çalışma olduğunu gördünüz. Şurada bakın bir çalışma var. Evet. Bu durumda nasıl davranmalısınız? A. Karşıdan gelen trafiğe engel olmamak için yoluma devam ederim. B. Karşıdan gelen araç olmadığını anladığımda yoluma devam ederim.
C. Karşıdan gelen trafik durmak zorunda olduğunda yoluma devam ederim. D. Geçiş önceliğinden dolayı yoluma devam ederim. Tabi burada arkadaşlar seyir halinde gidiyorsunuz. Şurada dikkat ederseniz bakın şuradaki levhalarda soldan gidiniz diye sizi uyarıyor değil mi? Soldan gidiniz diye sizi uyarıyor. Sola yanaşıp ne yapmanız gerekiyor? Yolunuza devam etmek. Karşıdan gelen araç olmadığını anladığımda yoluma devam ederim. Yani sola yaklaşarak gitmeniz gerekiyor. Burada Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim. 10. soru gelsin. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir yaz sonunda devamında yılda bir. B. İlk iki yaz sonunda devamında yılda bir. C. İlk üç yaz sonunda devamında yılda bir. D. İlk bir yaz sonunda devamında bir. Bilindiği üzere arkadaşlar ticari araçlar yılda bir. Sıfır bir araç da almış olsanız, ikinci bir araç da almış olsanız, ticari maksatta kullanıyorsanız her yıl muayenesi yapılmak zorundadır. Hususi araçlar 2 yılda bir, lastik tekerlekli traktörler 3 yılda bir, diğer motorlu araçlar 2 yılda bir muayeneleri yapılmak zorundadır. Muayeneyi hangi bakanlık yapar? Ulaştırma Bakanlığı yapar. Burada tabii ki Adana seçeneği doğru verilmiş. Bakın ilk bir yaz sonunda ve devamında yılda bir muayeneye geçer yapılır. Yıldızlı soru. 11. Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması halinde sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olur? Yukarıdaki verilenlere bakalım. Bir ışıklı trafik işaret cihazı. 2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri. 3. Trafik görevlisi. Unutulmamalıdır ki eğer kavşakta trafik polisi görevli bir trafik polisi var ise kırmızı ışık yanıyorsa sana sen trafik polisi de geç diyorsa geçmelisin. O zaman arkadaşlar önce trafik polisine uyarım sonra ışıklara uyarım bakın. Daha sonra da levhalara uyarım. O zaman 3-1-2. 3-1-2'nin olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. Evet. Geçelim hemen diğer sorumuza. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşı sürücülerinin yaptığı asli kusur hallerinden sayılır? Asli kusur 4, 1, 7, 1, 3, 6, 2, 4, 7 şeklinde verilmiş seçeneklerde. Tabii ki burası nasıl bir yoldur? Önce yolun bir ne olduğuna bakalım. Yol bölünmüş karayoludur. Bu tip yollarda bakın. Bu tip yollarda çok şeritli karayollarında sol şeritler geçiş üstünlüğüne sahip araçların gitmesi gereken şerittir. Sağ şeritler otobüs, kamyon, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara aittir. Burada dikkat edin. Çok şeritli karayollarında şerit değiştirirken de mutlaka sinyallerimizi vererek şerit değiştiriyoruz. Devamlı çizgide şu iki bölünmüş karayolunda devamlı çizgide karşıya geçiş kesinlikle nedir? Yasaktır arkadaşlar. Yöndeki araçların karşıya geçmeleri yasaktır. 1, 2, 3 doğru yöndedir. 4'e dikkat edin. 4 tamamen yanlış bir yönde seyrediyor. Asli kusur işlemiş ve intihar etmiş. Yani bu haliyle intihar etmiş arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir yola girilmez. Karşıdan bakın karşıdaki araçlar o yöne gidiyor ve bölünmüş karayolu. Devamlı iki çizgi yolu bölünmüş hale getirmiştir. Karşıya geçişi tamamen nedir? Yasaklamıştır. Cevabımız burada Adana seçeneğinde doğru verilmiştir. Kesik kesik çizgiler boyunca araçlar sollama yapabilir. Devamlı çizgide kesinlikle araç sollama nedir? Yapamaz. Önemli bir soruydu.
bilginiz olsun. Hemen geçelim diğer sorumuza. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hallerden sayılır? Bakın yine bir asli kusurlu soru, asli kusur sorusu. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar burada da dikkat ederseniz sola iki tane levha var. Sola dönüşü yasaklandığını soruyor. Bakın sola değil mi? Sola hangi araç dönmüş? Her ikisi de bakın her ikisi de sola dönüşün yasak olduğunu bize bildiriyor. Bakın bir numara sağa dönüş yapıyor. Normal dönüş yapabilir. İki numara sola dönüş yapıyor. Burada iki nolu araç sürücüsü kesinlikle sola dönüş nedir? Yapamaz. Cevap Bursa. 14. sorumuz şöyle. Görsele göre hangisinin yapılması doğru olur? A. Her iki araçta yoluna devam edebilir. B. Sadece beyaz araç yoluna devam edebilir. C. Sadece kırmızı araç yoluna devam edebilir. D. Her iki araçta beklemelidir. Şimdi şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Unutmayın. Unutulmamalıdır. Çok önemli. Trafik polisinin, bakın trafik polisinin duruş pozisyonuna göre ön ve arkası kapalıdır. Bakın bura kapalı. K yazalım. Kol istikameti, omuz istikameti, kolların açık ya da yanda olması, bakın şöyle aşağıda bile olsa, yanlarda olması açık anlamına gelir. Bakın şu şekilde. Sağ ve sol kollar açık olması duruş pozisyonuna göre omuz başlarına bakan, bakın omuz başlarına bakan yönün açık olduğunu, yani kırmızı aracın ve beyaz aracın yollarına devam edebileceğini bize bildiriyor. Buraya çok dikkat edin. Hemen bakalım. Her iki araçta yoluna devam edebilir. Evet, her iki araçta yoluna devam edebilir. Seçeneğimiz Adana seçeneğidir. Hemen gelsin 15. soru. 15. sorumuz yine trafik işaretlerinden gelmiş ama çok önemli bir sınav sorusudur. Görsele göre bir numaralı araç sürücüsünün numaralanmış davranışlardan hangilerini yapması trafik kazası riskini azaltır? Bakalım seçeneklere. Takip mesafesini artırması azaltır mı kaza riskini? Evet, takip mesafesini. Şuradaki beyaz araç için soru sorulmuş arkadaşlar. Takip mesafesini artırması kesinlikle kaza riskini azaltır. Neden? Bakın ilki sola olmak üzere devamlı tehlikeli viraj ve sollama yasağı olan bir tabela var. Trafik tehlike uyar işareti üçgen, tanzim işareti yuvarlak. Hızını azaltması da tabii ki trafik kaza riskini azaltır. Bulunduğu şeridin soluna yanaşması. Bulunduğu şeridin soluna nasıl yanaşacak? Bir bakalım yanaşabiliyor mu? Arkadaşlar bakın bulunduğu şeridin soluna yanaşamaz. Neden? Çünkü devamlı çizgi bulunduğu şeridin soluna geçmesini ne yapıyor? Yasaklıyor. Yanaşamaz. Yani 3'ün olduğu seçenekleri şöyle ne yapalım arkadaşlar? Eleyelim. Sadece ve sadece Adana seçeneği de doğru cevap. Hemen geçelim diğer 16. soru. 16. soru da yine banko sorulardan. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Otobüs, traktör, at arabası, iş makinesi. Unutulmamalıdır ki kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Yani hocam burası at arabası. Bakın şurada bir at arabası görüyorsunuz. Bu at arabası en son geçer. Yani en son geçeceği için beklemelidir. Diğer bir kuralımız şöyle. Kontrolsüz kavşaklarda iş makinesi ve lastik tekerlekli traktörümüz var ise diğer motorlu araçlara
yol verir kuralımız vardı. Bakın iş makinesi ve lastik tekerlekli traktör her ikisi de bekleyecek. Sadece ne kaldı? Burada otobüs değil mi? Bakın otobüs kaldı. Otobüs o zaman nedir? İlk geçiş hakkına sahiptir. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 17. sorumuz şöyle: şekle göre hangi numaralı araçlar doğru park etmiştir? Park etmeyi de arkadaşlar bazen arkadaşlarımız karıştırıyorlar. Dikkat edin. Şimdi park etme şekli, bakın şuradaki işarete bakacağız. Araç nasıl park etmiş? Şu yönde değil mi bakın? Evet. Doğru park edenlere bakacağız. Burada 1, 2, 3, 3 tane araç verilmiş. Bu yönde hangileri doğru park etmiş? Bakın bir yanlış park etmiş. Bir yanlış. 2 doğru park etmiş. 3 doğru park etmiş. 2 ile 3. Evet. 2 ile 3 cevap Ceyhan seçeneğidir. 18. sorumuza geldik. Şekildeki araç için bu durumda hangisi söylenebilir? Aracımız kamyon, ileri devam edebilir, sola devam edebilir, sağa devam edebilir, sol ya da sağa devam edebilir. Şimdi şekildeki araç şu aracımız arkadaşlar, gördüğünüz gibi kamyon ve karşıda da kamyon giremez işareti koymuşlar. Bakın dikkat edin, işarete göre hareket edeceğiz. Bir de sağ bir yön var. Bakın sağ kamyonlar için mecburi yön işareti var. Sağ gidebilir diye bir işaretimiz var. O zaman sadece sağ gidebileceğini işaretine bakıyoruz ve cevabında Ceyhan seçeneği olduğu aşikardır. Hemen geçtik 19. Levhanın anlamı nedir? Bölünmüş yol öncesi yol başına levhası, ana yol paneli levhası, yağış paneli, kar, sağ dönüş yasak. Tabi burada bölünmüş yol değil mi arkadaşlar? Bölünmüş yol öncesi levhadır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Ve 20. soru. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? A. Yani 1. Hızını artırmalı. 2. Hızını azaltmalı. 3. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı. Şimdi trafik levhalarında biliyorsunuz ki tehlike uyarı işaretlerinde hızımızı azaltıyoruz. Takip mesafemizi artırıyoruz. Burada hız artırılmaz. Bakın hız artırılmaz. Hız azaltılması gerekiyor. Birin olduğu seçenekleri ele hocam. Ele geç. Değil mi? Böyle bazı sorularda bu şekilde de sonuca gidebilirsiniz. Şimdi hızın artırılmayacağını biliyorsunuz. Birin olduğu seçenekleri şöyle bir üzerine çizin. Direkt cevap Ceyhan seçeneği oldu. Çıktı. Evet, hemen 21. Hangisi kontrolsüz kavşak levhasıdır? Şimdi levhalar konusunu ben detaylı olarak arkadaşlar kanala attık. Hepsini dikkatli bir şekilde çözebilirsiniz. Kontrollü kontrolsüz kavşaklar konusunu attım. Aynı zamanda tehlike uyarı işareti, tanzim işaretlerinin hepsi sayfamızda, kanalımızda mevcut. Şimdi Adana seçeneği kontrolsüz kavşak işaretini bize bildirir. Bursa seçeneği ana yol tali yol. Sağdan ana yola girişin olabileceğini bildirir. Ceyhan seçeneği demir yolu kontrolsüz hemzemin geçide yaklaştığımızı bildiriyor. Denizli seçeneği ise durmak, duraklamak, park etmek yasaktır işaretini bize bildirmiş. Arkadaşlar hemen geçelim 22'ye. 22 aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Tehlikeli viraj yön levhası. Bakın Adana seçeneği dönel kavşak. Bursa seçeneği tehlikeli viraj yön levhası. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki Bursa. Hızımızı azaltıyoruz. Takip mesafemizi artırıyoruz. Ve sağa dönüş yasak olduğunu bize işaret bildiriyor. Denizli seçeneği de
Bakın şuradaki Ceyhan seçeneği Tanzim işaretlerinden arkadaşlar yuvarlak sağ dönüşün yasak olduğunu, yani sağ dönülmez. Deniz seçeneğinde ise tek hatlı demiryolu hemzemin geçittir. 23 şöyle aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Gabari ile ilgilidir sorumuz. Gabari neydi? Yükseklik, uzunluk ve genişlik ölçüleridir gabari. Şimdi burada biz yükseklik, uzunluk, genişlik ölçülerine bakalım hangisinde var. Birinci de genişlik gabarisi 2.30. Bakın 2.30 genişlik gabarisi. Yükseklik şurada bakın 3.50 yükseklik, 3.50 yüksekliği vermiş. Ve üçüncü de ise arkadaşlar dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu. Yani şu 3 dingille ilgili olduğu için 3'ün olduğu seçenekleri silin arkadaşlar. Üzerini çizin. Cevap direkt Adana seçeneğidir. Hemen 24'e bakalım. 24'ün sorumuz yine kontrolsüz kavşaktan gelmiş. Şekildeki karşılaşmada geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Unutulmamalıdır ki motorsuz araçlar motorlu araçlara, dönüş yapanlar düz giden araçlara kontrolsüz kavşaklarda yol verir kuralımızı asla unutmuyoruz, değil mi? Unutmuyoruz. Burada kurala göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Kuralımız önemli. Kuralı bildikten sonra bu tip sorular sizin için çantada keklik, hiçbir şekilde kaçırmazsınız. Bakın 3 numara bisiklet bekleyecek. 2 numara dönüş yapıyor, bekleyecek. O zaman düz giden kim? 1 numara otobüs. Önce bakın önce biri geçiriyoruz. Bakın önce biri geçiriyoruz ve sonra otomobil, bak otomobil bisiklet motorsuz araç olduğu için motorlu araca yol verir. 2 numara ve en son 3 numara geçer. 1 2 3. 1 2 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Tabii ki Bursa seçeneğidir. Geçiyorum. Hemen diğer bir sorumuz. Yine bir animasyonlu soru geldi. Animasyonumuza bakalım. Evet. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Hareket halinde gidiyorsunuz. Dört ikaz ışıklarını yakarak beklemelidir. Korna çalarak önündeki araç sürücüsünü uyarmalıdır. Hızını artırarak bu bölgeden uzaklaşmalıdır. Hızını azaltarak sol şeritte yoluna devam etmelidir. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar siz seyir halinde gidiyorsunuz. Önünüzde de bir otobüs var. Ve otobüs durağa yaklaşırken dörtlülerini de yakıyor dikkat ederseniz. Evet bak tekrar izleyelim animasyonumuzu. Dikkatli bir şekilde izleyin. Animasyonlu sınav soruları sizin için daha kolaydır. Sadece dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Evet. Bakın burada ne yaptı? Dörtlülerini yaktı ve sizi uyarıyor. Siz de ne yapacaksınız? Hemen hızınızı azaltıyorsunuz sola yanaşarak. Değil mi? Sola yanaşarak şöyle bir saniye. Sola yanaşarak şuradan sola yanaşarak ne yapacaksınız? Yolunuza devam edeceksiniz. Hızınızı azaltacaksınız değil mi? Hızınızı azaltırken sol şeritten yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Önemli bir sınav sorusuydu. Evet, 26. sorumuz yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçlı olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır. Otomobil, motosiklet, tehlikeli madde taşıyan taşıt, lastik tekerlekli traktör. Yerleşim birimleri dışında karayollarında. Arkadaşlar takip mesafesini sorduğu zaman 50 metreden az olmaması gereken araç tabii ki tehlikeli madde taşıyan araçtır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, 27. Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yerleri içindeki azami hızı
50 kilometre bölü saat olmalıdır. Yani azami hızı 50 olmalıdır diye sormuşlar. Burada unutmayın arkadaşlar, hızlardan mutlaka sınavda soru geliyor. İşte tehlikeli madde taşıyan aracın yerleşim yeri içerisindeki hızı nedir? Değil mi? 30. Şuraya yazıyorum. 30. Otomobillerin yerleşim yeri içerisindeki hızı 50'dir. Cevabımız burada Bursa seçeneğidir. Bakın sorulan sorunun doğru cevabı. Aksine bir işaret yoksa diyor. Hangisinde yerleşim yeri içindeki azami hızı 50'dir? Bursa seçeneğindeki otomobil. Ceyhan seçeneğindeki iş makinesinin yerleşim yeri içerisindeki hızı 20'dir. Ve lastik tekerlekli traktörün yine yerleşim yeri içerisindeki hızı tabii ki 20 olması gerekiyor. Geçiyoruz hemen 28. Binek araçlarda kamyonet ve minibüslerde bulundurulması gereken yangın tüpü kaç kilogram ve kaç adet olmalıdır? Şimdi yangın tüpleri biliyorsunuz ki otomobil ve otomobil sınıfındaki araçlarda bir tane 1 kilo. Sürücünün hemen yanında olması gerekiyor. Yangın tüpleri arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi cevap bir tane 1 adet. Bak minibüslerde ve kamyonetlerde bir tane 1 kilo olacak. Otobüslerde bir tane 6 kilo olacak. Evet. Bir tane 6 kilo olması gerekiyor. Cevap burada Adana seçeneğidir. Zaman zaman tehlikeli madde taşıyan araçları da soruyorlar. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç tane yangın söndürme cihazı bulunur ve kaç kilo olması gerekiyor? 2 tane yangın söndürme cihazı olması gerekiyor ve 6 kilo olması mecburidir. Evet. Geçiyoruz hemen diğer sorumuza. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? Şimdi bu da çok çok önemli sorulardan birisi. Bölünmüş yol başlangıcı. Şöyle altını çizelim. Bölünmüş yol başlangıcı. Adana seçeneğinde bölünmüş yol başlangıcını Bursa seçeneğinde taralı alana girilmez. Ceyhan seçeneğinde yol ver işareti, Denizli seçeneğinde ise yavaşlama işareti. Yani duraklara yaklaşırken yavaşlamanız gerektiğini bize bildiriyor. Evet, 30. sorumuz şöyle. 30. soru, burada neden beklemek zorundasınız diye bir soru gelmiş. Yine animasyonlu bir sınav sorusu. Kırmızı arabadan dolayı, bisikletçiden dolayı, bisikletliden dolayı, yayadan dolayı, yeşil arabadan dolayı. Hemen animasyonumuza şöyle bir bakalım. Çalışsın animasyonumuz, hareket edelim. Bakalım. Evet. Bu durumda neden beklemelisiniz? Biz hareket ediyoruz. Bakın şu anda hareket halinde gidiyoruz. Şimdi şöyle gidiyoruz. Dikkat ederseniz bakın kırmızı bir araç çıktı, değil mi? Kırmızı bir araç. Bizim bulunduğumuz yol ileri ve sola mecburi yönü bize bildiriyor. Biz sola da dönebiliriz, ileri de gidebiliriz. Fakat bulunduğumuz yol aynı zamanda tali yoldur. Tali yol. Tali yol ver işareti var şurada. Tali yol. Evet, tali yolda olduğumuz için kere kırmızı araç bizden önce geçmesi gerekiyor. Kırmızı arabadan dolayı nedir? Beklemek zorundayız. Doğru seçenek Adana seçeneğidir. Bakalım hemen, evet. Motor araç tekniği sorularına geldik. Sorumuz şöyle. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir? Motor yağı, araç lastiği, fren hidroliği, akü elektroliti. Burada da parçaların ömrünün uzatılması tabii ki yağla ilgilidir. Cevap burada da direkt cevabımız, değil mi?
Bir saniye. Evet. Adana seçeneğidir. Evet, motor yağı. 32 şekilde soru işaretiyle gösterilen, soru işaretimiz şurada bakın. Evet. Şaftan aldığı hareketi aksa ileten. Şaftan gelen hareket aksa. Bakın soru işaretinin olduğundaki olduğu yere gelen hangisidir diye sormuşlar. Balata, amortisör, diferansiyel, vites kutusu. Bakın vites kutusu şurada arkadaşlar. Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele ileten şafttır. Burada soru işaretinin olduğu yere diferansiyel gelir. Ve şöyle de soru geliyor zaman zaman. Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? Akstır. Zaman zaman şöyle de soruyu soruyorlar. Vites kutusundan aldığı hareketi, bakın hareketi diferansiyeli ileten aktarma organının adı nedir? Şafttır. Evet, buralara soru işareti koyup aynı şekilde sorabiliyorlar. Buraya da çok çok dikkat etmekte fayda var. Ve geçtik 33. Gösterge panelindeki resimdeki lambanın yanması neyi bildirir? Dizel hava filtresi tıkalı. Dizel partikül filtresi tıkalı. Egzoz aşırı ısınmış. Isınmış. D. Arıtma sistemi hatalı. Burada da tabii ki dizel partikül arkadaşlar. Dizel partikül filtresi tıkalı olduğunu bize bildiriyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Bu soruya da dikkat edin. Bu soruyu da ben ilk defa görüyorum. Eminim ki siz de daha önce görmüşsünüzdür. Bilemiyorum. Evet, 34 numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması yakıt tüketiminin artmasına sebep olur? Yakıt tüketiminin artmasına sebep olur. 1. Mümkün olduğunca az fren yapmak. Bir kere mümkün olduğunca az fren yapmak arkadaşlar yakıt tüketimini artırmaz, tam tersi azaltır. O zaman birin olduğu seçenekler bakın şöyle bir üzerini çizin direkt cevap Denizli seçeneği. Vitese göre daha düşük devirde araç kullanmak. Devirli araç kullanmanız gerekiyor. Araç ilk çalıştırdığında motora tam güç vermek kesinlikle yanlıştır. Vitese göre yüksek devirde araç kullanmak yine yanlıştır. Cevap burada tabii ki Denizli seçeneğidir. 35 aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Bakalım motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını. Tabi burada da dikkat ederseniz depodaki yakıt miktarını değil mi? Depodaki yakıt miktarını bildirir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 36'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır? Buji, ampul, sigorta, enjektör. Elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi sigortadan kaynaklı, değil mi arkadaşlar? Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. 37. soru yine önemli bir soru. Şekilde gösterilen lastiğin üretim tarihini sormuşlar. 2003 yılının 5. günü, 2003 yılının 5. haftası, 2005 yılının 3. haftası tarih gözükmüyor. Burada 0503 arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 0503. 03 son iki rakam, sağdaki son iki rakam 03 rakamı 2003 yılını gösterir. Bakın şu yıldır. 05 ise 5. hafta demektir. Evet, 5. hafta. 2003 yılının 5. haftasında üretilen bir lastiktir. Burada cevap tabii ki Bursa seçeneği doğrudur. 38'e bakalım.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir. Adana seçeneğinde balataların bitmek üzere olduğunu, Bursa seçeneğinde emniyet kemeriyle ilgili emniyet kemerinin takılması gerektiğini, takılı olmadığını, Ceyhan seçeneğinde lastiklerin hava basıncının düşük ve de yüksek olduğunu, Denizli seçeneğinde ise yağ basıncını bize bildiriyor. Yağ basıncı, yağ göstergesi yandığında aracımızı derhal ne yapmamız gerekiyor? Durdurmamız gerekiyor. 39 benzinli motorlarda dışarıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur? Arkadaşlar unutulmamalıdır ki sorularınızda eğer benzinli motorlarla ilgili bir ibare geçiyorsa şıklarda hemen bujiye bakacaksınız. Yani benzinli motorlar bujiyle ne yapar? Ateşleme yapar. İşte buji, flaşör, displatör, kontak anahtarı, bakın cevap bujidir. Eğer dizel motorlarla ilgili bir soru sorarsa o zaman şıklarda püskürtme ya da enjektör cevabına bakacağız. Ya da enjektör püskürtme gibi bir soru sorarsalar neye bakacaksınız? O zaman dizel araca bakacağız. 40. soru yine göstergelerden gelmiş. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir. Adana seçeneğinde dörtlü flaşörlerin yandı. Dörtlüyü yakıyorsunuz değil mi? Herhangi bir kaza anında, arıza anında ya da kısa süreli duracaksınız, uyarı amaçlı kullanabilirsiniz. Bursa seçeneğinde arka cam rezistansının değil mi çalışmakta olduğunu gösterir. Yani cevabımız Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde uzun farların yanmakta olduğunu, bakın dik bir şekilde 100 metre ileriyi aydınlatır, 100 metre ve mavi ışık yanar. Evet, uzun farlar, kısa farlarda 25 metre ileri aydınlatır, yeşil ışık yanar. Burada deniz seçeneği de arkadaşlar yakıt bitmek üzere olduğunu ne yapıyor? Bize bildiriyor. 41. Artık ilk yardım sorularına geldik. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A kanamanın durdurması, B dolaşımın değerlendirmesi, C solunumun yolunun değerlendirmesi, D hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi. Unutulmamalıdır ki arkadaşlar, bakın bu soru banko sınav sorularınızdan birisidir. A, B, C ilk yardımın A, B'cisini mutlaka bileceksiniz. A airway hava yolu, değil mi? Hava yolu. A hava yoludur. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Hava yolu açıklığı değerlendirirken baş çene pozisyonu veriyoruz. B'de solunumu değerlendiriyoruz. Bak dinle hisset yapıyoruz 10 saniye süreyle. C'de dolaşımı değerlendiriyoruz. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes ve aynı zamanda şah damarına 5 saniye nabız almamız gerekiyor arkadaşlar. Burada da bize sorulan A nedir? Bakın A'yı sormuş. A nedir? Hava yolu açıklığının değerlendirilmesidir. Tabii ki Denizli seçeneğidir. Bakın banko sorulardan birisi. Evet, hemen geçtik. 42. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi İlk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek dediğine göre arkadaşlar, olay yerinde kaza oldu. Ne yapmanız gerekiyor? Orada ikinci bir kaza olmaması için ilk önce yapmamız gereken olay yerini koruma çember altına almaktır. Burada cevap direkt bakın Bursa seçeneği çıktı. Korumadır. Bu soru çok çok önemli. Buna dikkat edin lütfen.
Ve geçelim 43. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır? Hareket, sindirim, dolaşım ve solunum. Hareket sistemi değil mi? Hareket sistemi içerisinde neler bulunuyor? Gördüğünüz gibi kemikler, eklemler, kaslar. Bakın arkadaşlar, bize de zaten onu sormuş. Kemikler, eklemler, kaslar nerede bulunur? Tabii ki hareket sistemi içerisindedir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet, sindirim sisteminde ve dolaşım ve solunum sistemi içerisinde de yine sindirim sistemi içerisinde sindir değil mi? Ağız, yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas, bağırsaklar yani evet. Dolaşım sisteminde kalp, kan damarları ve kan bulunur arkadaşlar. Solunum sistemi içerisinde solunum yolları ve akciğerler oluşuyor. Bu da yine önemli sorulardan birisi ve 44'e bakalım. Baş veya omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı yaralıya hava yolu açıklığını sağlamak için hangi pozisyon verilir? Baş veya omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı yaralıya tabii ki baş çene pozisyonu verilmesi gerekiyor. Burada şekillerde hangisi baş çene pozisyonu doğru yapıldığını sormuş. Bir el alında olacak arkadaşlar. Diğer el çenede olacak. Dikkat ederseniz burada Bursa seçeneği şeklimiz doğrudur. Baş çene pozisyonu çok önemli. Ve 40 kaçıncı? 45'e geçmeden hayat kurtarma zinciri halkalarını tekrarlayalım. 1. Sağlık kuruluşuna haber vermek. 2. Temel yaşam desteğinin yapılması. 3. Ambulans ekiplerinin gelmesi, müdahalesi ve 4. de hastane acil servisinde müdahalenin yapılmasıdır. Bu hayat kurtarma zinciri halkalarını karışık veriyorlar ve arkadaşlar doğru sıralamasını istiyorlar. Buna dikkat edin lütfen. Hemen geçelim. 45. Belirtilere bakalım. Bu belirtilere göre ilk yardımcının kazede hangi pozisyonu vermesi doğrudur? Hemen belirtilere bakalım. İlk yardımcı baş bölgesinden şiddetli darbe alan kazedenin sesli ve ağrılı uyarılara yanıt vermediğini, yutkunma ve öksürük gibi tepkilerinin olmadığını, ışığa karşı tepkisiz olduğunu ve idrar kaçırdığını tespit etmiştir. Bakın idrar size neyi hatırlatıyor? Koma değil mi? Koma. Koma pozisyonu yarı yüzü koyun yan pozisyondur. Sesli ve ağrılı uyarılara yanıt vermediğini, ışığa karşı tepkisiz olduğunu, idrar kaçırdığını tespit eden hasta yaralılarda gözükür arkadaşlar. Koma pozisyonda, şok pozisyonda ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Geçiyoruz hemen 46'ya. Bebeklerde nefes borusuna yabancı cisim kaçmalarında yapılması gereken ilk yardımın doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi bebeklerde arkadaşlar eğer yabancı bir cisim kaçmış ise yetişkinlerden farklıdır, çocuklardan farklıdır. Bebek sırt üstü yatırılıp kürek kemiklerine 5 santim 5 defa süpürür tarzda vurulması gerekiyor. Birinci şeklimiz o olması gerekiyor. Burada bakalım A, B, C. A'da ne yapmış? 5 defa, 4-5 defa göğüs kafesini sıkılarak bebeği dürtün. Bakın bu en sonki yapılması gereken üçüncü nokta arkadaşlar. Birinci noktamız ilk önce yapmamız gereken sırt üstü yatıracağız. Bebeği sırt üstü yatıracağız. 4-5 defa kürek kemiklerine süpürür tarzda vuracağız değil mi? Bu bir. Sonra bebeğin ağzının içini kontrol ediyoruz. Değil mi? Ağzının içini kontrol ediyoruz. Ve en son olarak da 4-5 defa göğüs kafesine sıkarak bebeği dürtüyoruz. Ve cismin çıkmasını ne yapıyoruz? Sağlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Yani CBA, CBA hangisinde doğru verilmiş? Bursa seçeneğinde.
Ve 47. Bazen yakıt, bazen de elektrik kullanabilen motorlara ne ad verilir? Elektrikli, hibrit, LPG, motorin. Tabii ki bazen elektrik kullanan motorlara hibrit motorlar denilmektedir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, bizim için çok çok önemli sorulardan birisi. Resimde uygulanması gösterilen Kazide'nin Omuril'e zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekneye ne ad verilir? İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar bir el çenede diğer elde kolunu tutmuş. Bakın hemen kolun altından. Burada kendine doğru yavaşça ne yapıyor? Çekiyor. Rentek manevrasını şu anda uyguluyoruz. Rentek manevrası hasta yaranın omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma tekniğidir. Yangın tehlikesi ve patlama söz konusu olduğu durumlarda kullanılır. Burada Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Bakalım 49. Şok pozisyonunda kazedenin ayaklarını yukarıya kaldırmasının amacı nedir? A. Sindirime yardımcı olmak. B. Vücut sıcaklığını düşürmek. C. Solunum düzeninde olmasını sağlamak. D. Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. Burada ayakların 30 santim bakın yukarı kaldırılması arkadaşlar kaldırılması beyne yeterince kan gitmesini sağlamaktır amaç. Cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. Son soruya geldik. Araç muayene istasyonlarında araç lastiklerinin diş derinlikleri kaç milimetreden az olursa ağır kusur olarak kabul edilir. 1.6, 2.6, 3.6, 2 milim. Arkadaşlar otomobil ve otomobil sınıfındaki araçlar 1.6'dır. Cevap burada Adana seçeneğidir. Bakın Adana seçeneğidir. Otobüs, kamyon, tırlar ise 4 milimdir. Bilginiz olsun. Evet, herkese başarılar dileriz. Kanalımızı takip edin. Kanala abone olduktan sonra kanala katılabilirsiniz. Üyelere özel sorular çözüp yüksek notlar alabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Sizlerden ricamız kesinlikle bu videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla linkimizi paylaşın. Onlar da faydalansın geçsin. Hoşça kalın. Başarılar.